Agalarım, herkese selamlar. Öncelikle herkese hayırlı cumalar diyerekten girelim mevzuya. Cuma günü videosu agalarım. 25 Ekim. Şimdi geçenlerde söylemiştim ama nasip bugüneymiş. Bir rolling serisi başlatmak istiyorum ve YouTube'da olacak bu sadece. Videonun sonuna direkt rolling'i koyacağım. İsteyen direkt gidip maça da bakabilir, hiç problem değil. Ama zaten anlatacağım. Dinleyin, 5 tane mücadelem var ideal yüksek oranlardan. Maçlar güzel, izlediğimiz karşılaşmalar değerlendirelim. Cuma günüden sermaye yapalım. Hafta sonunda kasaları katlayalım diyorum. İsterseniz direkt de başlayalım. Sizlerden ricamız öncelikle beğeni ve yorum destekleridir. Dünden önce fullemiştik. Dün bazı maçların patlamasıyla hatalar yaptık. Birazdan bahsedeceğim zaten. Örnek veriyorum. Atletico Madrid. Ben hatta videoda şöyle bir söylem kullandım. Atletico Madrid bunları davul yapıp çalar dedim. 3-1 Atletico Madrid mağlup oldu. Maç 1-0 iken bak Ayar olduğum noktayı söyleyeyim sizlere. Aga bak ben zaten yattığına yattı diyorum. Ama maç izlemeden <laughs> yorumlarda Atletico davul yaptı çaldı yazmayın anladın mı? Maç 1-0 Atletico neler neler kaçırdı aga. Ya yani tüm samimiyetime inananlar zaten biliyordur. Ha izlemeyenler de istatistik olarak baksın. Kaçan 4 tane net gol pozisyonu var zaten. Ve 1-0'dan sonra kaçan pozisyonlar. 2'ye atsa zaten maç bitmişti. Bunu da söyleyeyim sizlere birazdan zaten bahsedeceğim. İsterseniz agalarım başlayalım. Bir adet maç skor yarışmamız var. Adana Demir ile Sivas Spor. Bilen 3 arkadaşımızı gruplarımıza misafir edelim aga. Ee, şey sormak istiyorum aga. Ya bu Adana Demir'de başkan falan gitti ya. Ya bu arka yüzünü Adanalı arkadaşlar falan varsa bir yorumlarda tam anlatabilir mi? Yani bizi de aydınlatsın. Ben de tüm tüm çok araştıramadım. Başkan gitti. Eski başkana mı verdi? Başka bir şeyler oldu. Takım toplayamadı aga. Borçtan harçtan da arka yüzünü açıkçası bilmek istiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Detaylı bilen bir arkadaş. Galatasaray-Eypsburg maçını sormuştuk aga. 4-2 yazan var. 2-3 tane gördüm ama 4-3 yok. Bunu belirteyim. Onun dışında skor bilenler vesaireler veya WhatsApp VIP gruplarımıza katılmak isteyenler, soru sormak isteyenler, aga ne yapıyorsun, hala hala hatır, Antalya davalar nasıl sormak isteyenler de ekranda gördüğünüz numaradan hatta ben de tekrardan dillendireyim Kulağınıza aşina olsun. 0534 446 5989 numaralı hattan iletişim kurabilirsiniz. Misli devam edelim. Aga Misli'ye güzel başladık dün aslında. Bastım mücadelesini almıştım ben. NBA'nin açılışını yaptık bu arada. NBA'nin kuponları ve canlıları devam edecek. Bastın'ın kazanırını 2000 TL atmıştık. Çok iyi oynadılar Aga. Aldılar. Ondan sonra Avrupa yüksek mislim vardı. Buna bakalım Aga. Brest maçı 1.5 üst. Level Kuzen milleti patlattı mesela. İşte 2 gol atar. Barça'da 1.5 üst. 3000 TL aldık Aga. Ve onun yanındakine baktığımız zaman da Atletico maçına dediğim gibi en güvendiğim karşılaşmaydı. Olmadı. Yüksek misli onu verdik. Onu da belirteyim. Onun dışında günün ana kuponları. Alternatif kuponları. Aga kupon yakaladık. Dün de kuponumuzu yakaladık. Özellikle Barcelona bir yarayı kazanır. Nasıl seçenekti? Var ya bar maçın favorisi değişti. Muazzam seçenekli İdeal kuponlarımız, alternatif kuponlarımız, Avrupa kuponlarımız gruplarımıza tam gaz devam ediyor. Canlı oynayanlar da mutlaka gruplarımıza bekleyelim. Canlı performans üstün bence. Gayet iyi. Kazanç sağlayanlar da var. Bilenler de zaten yorumlara yazabilir ücretsiz Telegram grubunda bile bu kadar iyiken ekranda da görüyorsunuzdur zaten. Buraya mutlaka katılın. Burada da canlı performans yaptık. Dün Galatasaray maçından zaten alacağımız bütün canlıları aldık. Toplamda 6 canlı verdik Galatasaray'a biz. 6'da 5 olarak tamamladık aga. Bunun da bilgisini vereyim. Geçtim başlayalım. Agalar'ın dediğim gibi beğeni ve yorumlar benim için önemli. Bir rolling serisi yapacağız dedik. Hatta ben doğrudan rolling maçıyla başlamak istiyorum. Rolling mücadelemiz aga Fenerbahçe Beko ile Pana'nın mücadelesi. Rolling ne demek? Hemen kısa bir anlatayım aga. Örnek veriyorum 100 TL ile başladık ya. 100 TL'miz burada 151 TL olacak. Rolling 2 verdiğim zaman da 151 TL'yi atacağız. E, 250 olacak mesela. Anladın mı? O şekilde ilerleyeceğimiz Seri şey olacak. Umarım kazançla sürer yani. Gelmesini de beklediğim bir karşılaşma. Şimdi Pananın başında Ergin Ataman var biliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim Fenerbahçeli arkadaşlar Ergin'i çok sevmez ama saygı duyulması gereken bir hoca. Saygı da duyarlar yani. Ama bazıları da çok sever. Öyle söyleyeyim. Fenerliler katılır bana mutlaka. Şimdi Aga öncelikle adam büyük hoca. Ona hiç kimse bir şey diyemez. Fenerbahçe bekoda Tarık geri döndü Aga. Bir de Mays'ı aldılar. Wilbeck'in sezonu kapatmasından dolayı ilk mücadelesi. Gudur içinde bir sakatlığı var ama muhtemelen bu maçta olacak. Pana iki maçta yeniliyor. Çift maç haftasında iki maçını da mağlup oldu Aga. Şimdi Fenerbahçe Beko Ergin Hoca özellikle ya Fenerbahçe'yi Fenerbahçe'yi sevdiğini düşünmüyorum ben Ergin Hoca'nın daha doğrusu iyi bir Galatasaraylı olduğunu söylemek lazım. Hatta son olaylar oldu. Görmüşsünüzdür Pana'nın bir maçında 3-1 yapıyor. Yani bu derbi bitti ya. Ondan sonra Fenerbahçe'ye açıklama yaptı. Bu şahsiyeti milli takımın başında olduğu sürece Fenerbahçe Beko'nun Türk oyuncuları milli takıma gönderilmeyecek şeklinde bir açıklama yaptı. O şekilde de böyle bir şey var. Yani tüm haberlerden bilgilendirmek istiyorum. Pana'nın ben burada sayısına gitmek istiyorum. Şunu söyleyeyim. Pana'nın kadrosu geçen yılın Euroleague şampiyonu. Fenerbahçe'ye göre kaliteli bir kadro bence. Burada Fenerbahçe iyi oran açmışlar bu arada. Yani e, favori göstermeleri beni biraz şaşırttı. Bu Pana'nın biraz sallanmasından dolayı. Ama dediğim gibi Ergin Hoca'nın burada özellikle bir Fenerbahçe'ye hazırlık yapmasını bekliyorum. Ben burada Euroleague mücadele maga. Pana'nın yani deplasmanın basmanın atacağı 70 sayı. 77 sayı. 70 sayı keşke oran olsa. Deplasman 76.5 üstü. Nerede o? Hemen bulacağım. Aga dert basman 76 buçuk üst. İddiada nesine de 43 falandır. İddiadan aldığımız için 151 oranı var. Ben de basman panadan 77 sayı bekliyorum aga. Futbola geçtik. Köln Paderborn maçıyla devam edelim. Aga Köln muazzam bir futbol sergiliyor. Paderbon'da iyi futbol yazalım. Yani mutlaka yazarım iyi futbol Bu destekada kim oynuyor diyerekten de Ama Köln'ün hücum gücü çok yüksek. Son mücadelesinde 5-7 aga. Bu 5 Köln'ü kendine gelecektir. Köln'ün kadrosu şu an Bundesliga'da en iyi kadrolardan bir tanesi net bir şekilde söylüyorum. Şu an 10. olduğuna bakmayın. Oynamış olduğu oyun yani ilk 3'e sokma ihtimali yüksek. Yani zorlar görürsünüz ilerleyen haftalarda zaten. Köln biraz sallantıda ama son maç 5 için burada kendi evinde bir reaksiyon verebilir. Mücadelenin golü geçmesi ben Köln tarafındayım. Köln'ün evinde 2 gol, iki gol atmasını bekleyeceğim aga. Köln ev sahibi 1.5 üst benim ideal tercihimdir. Oran yetiyorsa yapıştırın. İddiada bir 40 oranı var bunun. Yüksek orandan da gollü bir maç beklediğimi belirtmiştim. 2.5 üstünde bir Köln galibiyeti de yüksek orandan değerlendirilebilir. Nürnberg ile Regensburg mücadelesi. Nürnberg'in de son maçını izledik. 4-0'lık galibiyet. Hatta ilk yarı 3-0 bitti. Dedik ki %4 de Köln'ün e, Nürnberg'in bir golünü daha alalım. 90'da mı ne yaptı zaten? Deplasman basman 3.5 üstünden canlıdan kazanmıştık. Aga Nürnberg'in hücum gücü güzel. Beğeniyorum. Yine ideal bir oran vermek istiyorum. Çünkü Regensburg kötü gidiyor. Burada patlayabilir. Biraz da kendimi garantiye almak istiyorum burada. Aga ev sahibi bir yarı kazanır. Ben Nürnberg'in maçı da kazanmasını bekliyorum. Son hafta hücum gücü çok yüksekti. 4 attılar. iyi oynadılar ciddi manada. Öyle yalandan 4 gol değildi bu. Ben ama ya bu kadar mağlubiyet alan takımları karşıma almayı sevmiyorum. Mesela Ren'in maçı var. Almayacağım Aga. Deplasman çünkü bir yerde patlayacak. Cuma günleri de ters gündür. Böyle sürprizlerin çıkabileceği gündür kaçıyorum özellikle. Dikkat ettiğim bir husustur. Ama burada da dediğim gibi Nürnberg'in izlediğimden dolayı futbolun dışı da olabiliyor. Ama ev sahibi yarı kazanır benim için ideal tercih olacaktır. Adana Demir ile Sivas Spor. Sivas'ı da geçen hafta izledik. Yüksek mislisini yaptık. 20 dakikada 500 lira parasını aldık Sivas'tan. Bereketli olsun grup. Misli de yaptık hatta. Arkadaşlarım Adana Demir maç ma 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 skorunu sizlere sorduk zaten. Ben yine burada yarı kazanıra gideceğim. Aga. Benim yarı kazanır bahislerim meşhurdur. Sivas'tan yanayım. Sivas deplasmanda bir yarı kazanır aga. Kazanmaya daha da yakın olsa Adana Demir son haftada bay geçmişti zaten. Bayağıdır topla oynamıyorlar. Sivas'ta geçen hafta gayet iyi oynadı. Beğendim. Yine ben burada Sivas'ın bir yarıyı kazanmasını bekliyorum. Amput eder bunlar. Dikkat edin. Leicester City ile Nottingham Forest mücadelesi. Bu arada şeyden bahsetmeyi unuttum. WhatsApp VIP'den. Aga dediğim gibi NBA'miz başladı. Dün gece saat, saatlere bakın. Paylaşım saatlerini. 3.07 Aga. Bak. Milva Milva'ya demişiz ki ilk yarı 2. Hastına ilk çeyrek bunu ben de izliyordum. Gece saat 3'te falan yattım ben de hatta 4'ü bulmuş herhalde bunu izlediğimize göre. İlk çeyrek 25,5 üst aldık. Aga tam 26 sayıda bitti. Alperen de maç boyu 25 sayı attı. Miami maçını almışız. Oradan onu, oradan onu derken kısaca şunu demek istiyorum aga. Eee NBA'de başladı ve geceleri de uyumayan varsa ne bileyim güvenlik görevlisi olan falan bir sürü adam var grupta. Onlar da mutlaka gelsin. NBA yaparız. Muhabbet sohbet de oluyor açıkçası geceleri de bizde. Haberiniz olsun. Velhasıl kelam. Leicester'la Nottingham Forest'a geçelim. Agadan'ın güzel bir karşılaşma bekliyorum. Tamam mı? Ee, bu maçta ben Nottingham Forest adamdır Aga. Son mücadele 1-0 yendi. Tamam mı? Yani Premier Lig gerçekten bambaşka seviye. Leicester'da son mücadelesinde Deplasman'da Aslan gibi oynadı. 3-2 kazandı. Ben böyle bir bire yakın bir maç bekliyorum. Oran 1.58 mi? 1.70 şey değil. Geçen Nottingham Forest'ın da 1.79'dan KG'sini aldık. Yine aynı şekilde. Ben burada paşalar gibi bir maç bekliyorum. Karşı gelecek golleri alırım. 90 dakika topun girmesini beklerim. Keyifli bir maç izlerim. Agalarım Cuma günü böyleydi. Sizlerden beğeni yorum destekleriniz bekliyoruz. Rolik maçımız var. Videonun sonuna koyacağım demiştim. Onu koyayım. Aga dediğim gibi anlattım zaten. İlk maçımda uzun uzun da anlattım. Ben burada Pana'nın web Basman'da Fenerbahçe Beko'nun atmosferine rağmen diyorum ki 77 sayı bulma ihtimali çok yüksek. Değerlendirdim. Bakalım umarım güzel kazançlı bir seri olur. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.